Yağsız ve şekilli göğüs kaslarına sahip olmanın tek yolu aylarca pahalı spor aletleri kullanarak ter atıp dünyanın parasını harcamaktan geçiyormuş gibi görünebilir. Halbuki evde kolayca yapabileceğiniz göğüs egzersizleriyle de herhangi bir alet kullanmadan aynı sonuçları alabilirsiniz. Hatta evde yağ yakmanın bazı yaratıcı yolları bile var. Şınav. Daha zor olmasını istiyorsanız elleriniz birbirine yakın olacak şekilde şınav çekebilirsiniz. Ama yeni başlıyorsanız dizlerinizi yere koyarak çekmelisiniz. Her iki durumda da vücudunuzu düz tutun, dirseklerinizi çok fazla oynatmayın ve açmamaya gayret edin. Baş yukarıda eğimli şınav. Vücudunuzun üst kısmını bacaklarınızdan daha yukarıda bir yerde tutun. Bunun için kanepenizi, bir sandalyeyi veya evdeki başka bir sağlam mobilyayı kullanabilirsiniz. Ellerinizi bunlardan birinin üstüne koyun ve kendinizi alçaltın. Bu egzersiz alt göğüs kaslarını çalıştırır ve bu bölgenin belirginleşmesini sağlar. Baş aşağıda eğimli şınav. Bu sefer bacaklarınız yüksekte, vücudunuzun üst kısmının ise yere yakın olması gerekiyor. Bacaklarınız ne kadar yüksekte olursa egzersiz o kadar zorlaşır. O yüzden aşırıya kaçmayın. Doğru açıyı bulmakta zorlanırsanız dizlerinizin altına birkaç tane yastık koyabilirsiniz. Bu egzersiz üst göğüs kaslarınızı şekillendirir. İlk egzersizle birlikte yaparsanız hem göğüs kaslarınızı şekle sokarsınız hem de büyümelerini sağlarsınız. Tek ayak üzerinde şınav. Plank pozisyonunda başlayın ama bu sefer bacaklarınızdan birini yavaşça yukarı kaldırın. Her iki bacağınızı da düz tutun ve şınavınızı çekin. Bu egzersiz vücudunuzun alt bölümündeki yani kalçayla ön ve arka üst bacak kaslarını da çalıştırır. Bu sayede irileşen göğüs kaslarınızın altında bacaklarınız çırpı gibi görünmez. Dips şınavı. Bu egzersiz için iki tane tahta parçası gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Ama üst üste dizeceğiniz birkaç kitap da işinizi görecektir. Ellerinizi bu kitapların üzerine koyun ve o şekilde şınav çekin. Bu şınav sırasında vücudunuz normalden daha aşağı ineceği için alt göğüs kaslarınız daha fazla çalışır. Egzersizi daha da zorlaştırmak istiyorsanız kitap yerine iki tane sandalye kullanabilirsiniz. Tek el yüksekte şınav. Sağ elinizi kitapların üstüne, sol elinizi ise yere koyun. Şınav çekerken sol omzunuz sağ kolunuza doğru hareket edecek şekilde vücudunuzu döndürün. İkinci sette kollarınızı değiştirin. Bu egzersiz göğüs kaslarınızı şekillendirir ve göğüslerinizin yan kısımlarının da yuvarlak hatta olmasını sağlar. El çırpmalı şınav. Göğsünüzü yerden kaldırırken üst vücudunuzu ve kollarınızı kullanarak kendinizi iyice itin. Havadayken ellerinizi çırpın. Bu egzersiz göğüs kaslarınızın hızlı kasılmasını ve daha çevik olmasını sağlar. Okçu şınavı. Bu sefer kollarınızdan birini iyice yana açın. Vücudunuza yakın olan kolunuza doğru aşağı inin. Uzattığınız kolunuzla kendinizi desteklerken sadece parmak uçlarınız yere değsin. Ağırlığınızı o kola vermeyin ve onu hareket ettirmeyin. Destek kolunuzu her set değiştirin. Bu egzersiz sıradaki için bir hazırlık olacak. Tek kol şınavı. Bu seti yaparken bir kolunuzu arkanızda tutmaya çalışın. Dengenizi korumak için bacaklarınızı açmanız, kalçalarınızı hafifçe döndürmeniz ve boş kolunuzun omzunu yukarı doğru kaldırmanız gerekebilir. Yine her sette kollarınızı değiştirin. Dalış şınavı. Vücudunuzu her zamanki gibi düz tutmak yerine kalçanızı yukarı kaldırın. Kollarınızı aşağı doğru dalıyormuşsunuz gibi esnetin. Sonra vücudunuzun üst kısmını kollarınızla yukarı doğru iterken kalçanızı aşağı indirin. Bu sırada sanki daldıktan sonra suyun yüzüne çıkıyormuşsunuz gibi sırtınızı kavislendirin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve hareketi tekrarlayın. Elleri yana kaydırma. Bunun için parke bir zemine veya herhangi bir geniş ve pürüzsüz yüzeye ihtiyacınız olacak. Her iki elinizin altına da birer kağıt havlu alın ve plank pozisyonuna geçin. Bu sırada dizleriniz yerde dursun. Kollarınızı iki yana kaydırırken vücudunuzu yere doğru indirin. Sonra kollarınızı tekrar birbirlerine doğru çekerek vücudunuzu yerden kaldırın. Egzersiz sırasında dirseklerinizi her zaman biraz bükülü tutun. Şınav pozisyonunda kalma. Amacınız güç ve dayanıklılık kazanmaksa şınav pozisyonunda yaklaşık 60 saniye boyunca ve gövdeniz yere yakın olacak şekilde durun. Bu güç egzersizini az tekrarla yapmak en iyisidir. Her zaman belirli hedeflere yönelik antrenmanlar yapmayı unutmayın. Eğer yağsız ve kaslı göğüsler istiyorsanız setlerinizi 8 ila 12 tekrardan yapın. Kilo vermek için 4 tekrar, dayanıklılığınızı arttırmak için de ekstra 4 tekrar daha ekleyin. Hedefiniz ne olursa olsun, göğüslerinizdeki yağları yakmak altındaki kasların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu yağları yakmak için sıradan kardiyo egzersizleri olan koşu veya yüzme yapabilirsiniz ya da daha yaratıcı bir şeyler deneyebilirsiniz. Mesela 30 dakika dans etmek yaklaşık 200 kalori yakar. Trombon çalmak 160, evi temizlemek 150 ve uyumaksa 40 kalori yakar. Egzersizler arasında dinlenmeyi unutmayın ama bu araları uzun tutmayın. Kaslarınızın hacimli görünmesini istiyorsanız 1 ila 3 dakikalık dinlenmeler yeterli olacaktır. Ama hedefiniz daha güçlü kaslarsa dinlenme sürenize 2 dakika daha ekleyin. Zaman içinde tekrarlar çok kolay gelmeye başladığında ekstra ağırlık için sırt çantanızı takın.
ağırlığın çantaya eşit olarak yayılmış olmasına ve çantanızın sırtınıza iyice oturmasına dikkat edin. Eğer çanta bir tarafa kayıp düşüyorsa yeterince güvenli değil demektir. Çantayı güvene aldıktan sonra tekrar sırtınıza takın ve şınav rutininize devam edin. Bu egzersizleri İngilizce kısaltması HIIT olan yüksek yoğunluklu interval antrenmanları olarak da yapabilirsiniz. Bunun için setlerini 10 tekrardan yaptığınız farklı şınavlar çekin ve set aralarında dinlenmek yerine 60 saniye boyunca jumping jack hareketi yapın. Bu antrenman rutinini dağcı hareketiyle bitirin. Yani plank pozisyonu alın ve bu şekilde dururken dizlerinizi sırayla göğsünüze doğru çekin. Bu tarz yoğun antrenmanları çok sık yapmayın. Haftada 2 kez yapmanız yeterli olacaktır. Vücut ağırlığı egzersizlerine toleransınız arttıkça süt veya meyve sularının şişelerini dumbbell olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunların kolayca tutulabilen şişeleri vardır ve su ile doldurulduklarında ağırlıkları aynı olur. Yalnız çok ağır olmamalarına özen gösterin. İhtiyacınız olan ağırlık, kaldırdığınız maksimum ağırlığın yarısından biraz fazladır. Bundan daha büyük bir ağırlık kaslarınız için zararlı olabilir. Göğüs antrenmanlarının kendine özel esneme hareketleri vardır. Evinizde boş bir köşe veya kapı bulun ve bir bacağınızı önde tutarak dikilin. Ellerinizi yanınızdaki duvarlara koyun ve içe doğru yaslanın. 30 saniye böyle kaldıktan sonra geri adım atın ve hareketi tekrarlayın. Ellerinizi arkanızda kavuşturun ve kollarınızı yavaşça yukarıya kaydırmaya çalışın. Bu sırada çenenizi yere paralel tutun ve boynunuzu bükmeyin. Kollarınızı 30 saniye boyunca havada tutmaya çalışın. Göğüs kaslarınızın gerçekten esnediğini hissedeceksiniz. Her zaman gerçekçi sonuçlar hedefleyin. Ne kadar çok uğraşsanız da ayda 1 kilogramdan daha fazla kas yapamazsınız. Haftada sadece 2 gün göğüs egzersizleri yapmak ve doğru beslenmek kendinizi aşırı yormaktan çok daha verimli olacaktır. Göğüs egzersizleri yaptığınız günlerde normalden daha fazla karbonhidrata ve sağlıklı yağlara ihtiyacınız vardır. Yulafta birçok sağlıklı karbonhidrat ve ilaveten lifle protein bulunur. Bu nedenle yulaf spor yapanlar için en ideal yiyeceklerden biridir. Sağlıklı yağları da yağlı balıklardan, avokadodan ve Hindistan cevizinden alabilirsiniz. Kaslar egzersizlerin üstlerinde oluşturduğu mikro yırtıklar sayesinde büyür. Egzersiz sonrası iyileşmek içinse çinko veya magnezyuma ihtiyaçları vardır. Kırmızı etle kabuklu deniz hayvanları harika çinko kaynaklarıdır. Avokado ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler de magnezyum deposudur. Ayrıca çinko ve magnezyum hem fındıklarda hem de çekirdeklerde bulunur. Hadi bakalım, görelim sizi aslanlar! Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.